Behlül Rıdvanullahi Aleyh. Behlül Dana Hazretlerini tanıyorsunuz. Abbasi halifelerinden Harun Reşid döneminde yaşamış ve kendisiyle olan münazaraları ya da karşılıklı diyalogları çokça meşhurdur. Bir gün Behlül Rıdvanullahi Aleyh mezarlıkta otururken karşıdan Harun Reşid koca bir ordu ile askerleri ile oradan geçmektedir. Behlül'ü mezarlıkta otururken görür ve Behlül'e döner der ki seslenir kendisine ya Behlül ya mecnun meta taqil. Ey Behlül, ey deli, ey akılsız olan ne zaman akıllanacaksın? Behlül bunu duyunca Harun Reşid'e doğru gider ve Harun'a der ki seslenir, nida eder. Ya Harun ya mecnun ya Harun ya meftun meta taqil. Ey deli, ey Harun ne zaman akıllanacaksın? Harun Reşid güler, kahkaha atar ve der ki ya Behlül sen misin deli, ben miyim deli? Sen mezarlıklarda oturmuşsun, burada kendin zamanını geçiriyorsun. Neden şehre gitmiyorsun, neden insanlarla iç içe değilsin? Burada gelmişsin, mezarlıkta oturuyorsun. Sen mi delisin, ben mi deliyim? Ben ki melikim, sultanım, kralım, padişahım, emrimin altında onlarca, yüzlerce, binlerce insan var. Akıllı olan sen misin, ben miyim? Behlül kendisine döner der ki ey Harun, bil ki burası bu kabir, bu mezarlık. Buraya geldiğimde kabir ehline seslendim. Ey kendini melik sananlar, ey sultanlar, ey yeryüzünde kibirlenerek yürüyenler, şimdi neredesiniz? Ve hiçbiri bana yanıt vermediler. Burası kalıcı evdir. Ben kalıcı evimi imar ediyorum. Sen ise kasrını yani sarayını inşa ediyorsun. Ve çok iyi biliyorsun ki senin sarayın zail olacaktır, harap olacaktır. Asıl olan, asıl yurt, asıl ev, asıl iskan yeri de burasıdır ve sen burayı harap ediyor, kendi sarayını inşa ediyorsun. Ve sen inşa ettiğin yerden, yani bina ettiğin yerden, harap ettiğin yere gitmeye korkuyorsun, ürküyorsun. Şimdi söyle bakalım, kimdir deli, kimdir akıllı? Harun Reşid başını öne eğer. Neden? Söylediklerinin tamamı doğrudur. Bakın İmam Ali Aleyhisselam ne diyor? Dünya hayatı ile ilgili, dünyadaki yaşamla ilgili, ölüm ile ilgili. Diyor ki en nefsu tebki ala dunya ve kad alimet en selamete minha terku ma fiha la dar lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yatiha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba thabiha. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمال يقويها فالمرء يبسطها والدهر يقبضها والنفس ينشرها والموت يطويها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا ودان الموت أهليها. İmam Ali Aleyhisselam muazzam hatip divanında, şiirinde diyor ki en nefsu tebki ala dunya ve kad alimet en selamete minha terku ma fiha. Dünyadaki yaşayan o nefis bu ahiret hayatında kazançlı çıkmanın yolunun dünya lezzetlerinden el etek çekmek olduğunu çok iyi biliyor. La dara lil mer'i ba'del mevti yeskunuha. İnsana ölümden sonra iskan yeri yoktur. İlla alleti kana qabla'l mevti yatiha. Ölmeden önce bina ettiği haricinde. İnsan bu dünyada ne yapar? Ahiret yurdunu imar eder. Dünya yeri imar yeridir. Bina ise ahiret yurdudur. İnsan evini imar ederken yorulur, çalışır, didinir. Bu büyük sıkıntılar içerisine girer, lakin evini inşa ettikten sonra geçer ve o evin içerisinde huzur bulur. İşte o huzur bu dünyada değil, ahirettedir ancak ve ancak. Sonra diyor ki فَاِنْ بَنَاهَا بِخَيْرٍ تَعْبَ مَسْكَنُهَا. Eğer onu hayırlarla imar etmişse ne kadar güzel bir iskan yeri olur, ne kadar güzel bir mesken olur. Ya onu hiç imar etmemişse? Ya Allah rızasından uzak yaşamışsa? Ya Allah'ı hiç tanımamış veya tanıyıp inkar etmişse? Veyahut da Allah'ı tanıyor biliyor Harun Reşid gibi, lakin bütün hayatını, bütün yaşamını sultanlıkla, sefa ile, zevk-i sefa ile sürüyorsa. Sonrasında diyor ki eynel mulukulleti kanet musaltaneten. Yeryüzünde sultanlık süren
O melikler nerede? Karunlar nerede? Hamanlar nerede? Yeryüzünde ben mülk sahibiyim diyenler nerede? Padişahım, kralım diyenler nerede? Yeryüzünü bina ve imar etmeye çalışan o varlık sahipleri nerede? Onlarca, yüzlerce, binlerce askeri olanlar, koruması olanlar, dünyada yüzlerce, binlerce, belki de milyon kişiye emir verenler, hüküm verenler neredeler? Hepsi şu anda toprak altındalar. Sonra diyor ki اَنْوَالُنَ لِذَوِ الْمِيرَاسِ نَجْمَعُهَا. Biz mallarımızı niçin topluyoruz? İmam Ali Aleyhisselam diyor ki o evine ev katmaya çalışanlar, arsasına arsa, parseline parsel eklemeye çalışanlar, dolarına dolar, eurosuna euro, altınına altın eklemeye çalışanlar, malına mal, varlığına varlık eklemeye çalışanlar sadece ama sadece miras sahipleri için bunu yapıyorlar. Farkında değiller. O sahip olduklarını düşündükleri şeyler aslında kendileri vefat ettikten sonra miras sahipleri tarafından ne yapılacaklar? Bölüşülecekler, paylaşılacaklar. Ancak sen ey onları dünyada bir araya getirmeye çalışan, sen onların hepsinin hesabını vereceksin. Kazancın eğer helal bir kazançsa bunun hesabı var. Sen bunu nereden getirdin, nereye harcıyorsun? Helalden kazandın ama helali harcıyor musun? Eğer haramdan ise bunun da nesi var? Cezası var. İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor. Ondan sonra diyor ki ve duruna li harabi dehri nebniha, binalarımızı, evlerimizi, inşaatlarımızı zamanın onları yok etmesi için inşa ediyoruz. Yani bakınız. Sonrasındaki bölümde diyor ki kem min medaine fil afaqi fakat buniyet. İnsanlar nice şehirler imar ettiler. Nice evler imar ettiler. Nice binalar imar ettiler. Nice kavimler yeryüzünde geldi, geçti. Lakin hepsinin yapıları ne oldu? Yok oldu. Bakın arkeologlar birçok kazı yapıyorlar. Kazıların da geçmiş dönem kavimlerine ait birçok eser ortaya çıkartıyorlar. Düşünün nice nice yerler, nice nice şehirler, o şehirlerde yaşayan insanlar, o insanlara hüküm verenler, o insanlara hükümdarlık yapan insanların tamamı şu anda neredeler? Kendileri de, imar ettikleri de, inşa ettikleri de hepsi neredeler? Toprak altındalar. Bakın bu çok önemli. Sonra diyor ki emset haraben ve danel mevtu ehliha, hepsinin ehli ne oldu? Ölüm ile tanıştı. Ölüm gerçeğinden ne kadar uzaklaşmaya kalkarsanız kalkın, ölümden ne kadar kaçmaya çalışırsanız çalışın, ne kadar dünya lezzetleri ve zevkleri peşinde koşarsanız koşun, ölüm sizi ne yapacaktır? Yakalayacaktır. Sonrasında Behlül'e dönüyor Harun Reşit, diyor ki bu nasihatinden dolayı benden bir talebin var mı? Sana karşılayayım. Niye? Çünkü ben melik, ben sahibim, ben sultanım, ben kralım. Dile benden ne dilersen diyor. Behlül diyor ki evet, senden talebim var. Üç talebim var. Birini karşıla, benim için yeterli diyor. Diyor ki ente zidli fi umri, ömrümü uzat. Harun Reşit şaşırıyor. Diyor ki la istatiyim. Ömrünü uzatma yetkisi olsa bende kendi ömrümü uzatırım. Behlül gülüyor. O zaman diyor ki entahmini min melekil maut. Beni ölüm meleğinden ne yap? Koru. Ömrümü uzatamıyorsun. O zaman Azrail Aleyhisselam geldiğinde beni Azrail Aleyhisselam'dan koru. Benimle onun arasında set ol. Benim canımı almasına engel ol. La estadiye diyor. La akdir. Şaşırıyor Harun Reşit. O zaman diyor senden üçüncü bir talebim var. Bu talebimi bari yerine getir ki ben de senden istediğimi almış olayım. Diyor ki buyur. Nedir üçüncü talebin? O da diyor ki edhilni alel cenneh ve ab'idni anil nar. Beni cennete al ve nar-ı cehennemden uzak tut. Harun yine şaşırıyor. Diyor ki la estatiye la akdir. Benim öyle bir yetkim yok. O zaman alimtu enneke leste bimelik bel ente memluk ve ana leyse li haceli minel memalik. Ben senin melik değil memlük olduğunu anladım. Sahip değil sahibi olan olduğunu anladım. Ben senin ihtiyaç gideren değil ihtiyaç sahibi olduğunu anladım. Ben senin dualara karşılık veren değil duaya muhtaç biri olduğunu anladım ve benim ihtiyaç sahiplerinden hiçbir ihtiyacım yok. Benim ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderenden talebim var. Neden? Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Bismillahirrahmanirrahim. Tebârakellezî biyedihil mülk. Sadakallahu el-aliyyul azim. Şüphesiz ki mülk kimindir? Şüphesiz ki yeryüzünde var olan maddi manevi her şey kime aittir? Yüce Allah'a aittir. O zaman her daim Yüce Allah'tan istemek lazım. Bununla beraber insanın
istek yerinin Yüce Allah olduğunun farkında olması lazım. Çünkü insan bu dünyada çokluk içerisinde yaşarken, hani Harun Reşit Behlül'e diyordu ya, neden mezarlıkta oturuyorsun, neden mezarlık ehliyle konuşmaya çalışıyorsun, neden kabirlerin üzerinde değilsin ve kabirlerin üzerindesin ve şehirlerde değilsin, neden şehirde ne var? Çokluk var. Şehirde ne var? İnsanların arasında insan kendini güvende hissediyor. İnsanların arasında insan kendini hiç ölmeyecekmiş gibi zannediyor. İnsanların arasında insan ölümün kendisine hiç ulaşmayacağını hissediyor. Halbuki öyle değil. Ah, bir bilseydiniz, bir insan öldüğünde kendisini sevenlerin, hatta hayatını ve yaşamını kendisi adına feda ettiklerinin onu ne kadar çabuk unuttuğunu. Ah, bir bilseydiniz. Bakınız, bir insan öldüğünde çok hızlı bir şekilde üzerine toprak atılır. 3 gün, 7 gün, 40. gün ondan sonra insanların tamamı kendi hayatlarına ve yaşamlarına dönerler. Lakin insanoğlu kendini öyle bir pozisyona koyuyor ki zannediyor ki ben olmazsam artık dünya dönmeyi bırakacak. Ben olmazsam artık dünyada her şey duracak. İnsan zannediyor ki ben olmazsam çevremdeki bütün insanlar çok büyük bir hüzne kapılacak. Yaşamlarını dahi devam ettirmekte çok ciddi bir güçlük çekecekler. Halbuki nice insanlar geldi ve geçti. Genci ve yaşlısı, kadını, erkeği, çocuğu, yaşlısı, hepsi bu dünyadan geçtiler ve artlarında kalanlar öyle ya da böyle yaşamlarını idam ettirdiler. Lakin insanlar, özellikle günümüzde sosyal medya hesabını kullananlar, zannediyorlar ki binlerce takipçileri olduğunda insanlar onları çok ciddiye alıyorlar ve insanlar onların ağızlarından çıkacak bir laf ile, bir söz ile hayatlarını devam ettirecekler ve onlarsız yaşam aslında çok ciddi bir boşluk ve eksiklik yaratacak. Halbuki böyle bir durum söz konusu değil. İnsanın asıl iskan yeri, asıl meskeni, asıl yaşam yurdu ahiret yurdudur. Dolayısıyla insanoğlu ahiret yurdunu bina etmek için çalışmalı ve çaba göstermelidir.